sevgili Art TV izleyicileri, Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda değerli bir sanatçımızı Füsun Demirel'i konuk ediyoruz. Sinemaya bir Atıf Yılmaz filmi olan Bir Yudum Sevgiyle adımını atan Füsun Demirel, 40 yıllık sanat hayatı boyunca çok sayıda filmde, dizide ve tiyatro oyununda rol aldı, çeşitli ödüllere layık görüldü. Bugün kendisiyle sanat hayatını, son oyunu Şişman Güzeldir'i ve kadın bedenine dair baskı mekanizmalarını konuşacağız. Ancak önce hazırladığımız kısa bir VTR'miz var, onu izleyelim. Bak, başlık parasını sattın yedi, öbür köyler de gitti, bir haraptar kalmıştı. Sen güleştikçe yakında o da gider. Kızılar, bela mısın be? Bu kızın anasının adı Zehra'dır. Düpedüz orospuydu. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, sen aklımı koru ya Rabbim. Bu ne dağınıklık böyle? Şuna bak, sofrayı bile toplamamış daha. Akşama toplarım. Bankaya değil mi? Ya nereye olacak? Gördün mü benim gözü çıkasıyı? Gelmediğine. Bulmuştur. Deme öyle, belki başında bir iş vardır. Boyu devrilesi, attırdı beni içeri, kendi fingir diyor dışarıdan. Günahını alma kızım. Deli bu herif, zır deli. Anneanne. Ah. Sakine. Hı? Sakine. Emince Hejar. Hejar. Eylit'i gelin getirmeyi hiç düşünmedin öyle ya. Ağzından yel alsın. Reis bey tavanı başıma yıkar vallahi. Sor bakalım reis beye. Oğlan kulan paralara meze olsa daha mı bir sevinirmiş? Ama kıyamet koptu. 7 küsur milyar insan öldü. Dünya bitti. Sen hala prenses triplerindesin. Ay bu dizileri yapanlar. Hiç düşünmüyorlar mı ya? Hikaye zaten bunlar gerçekti. Niye inanıyorsun her şeye? Hikayem hikaye işte, insan inanıyor ya. Ayol hem demokrasi gelecek diyorsun hem de kadın kocasını dinler diye fetva veriyorsun. Olur mu Fikret? Dün gece rüyama hayırdır inşallah. Nuri Alço girdi kız. Nuri Alço'yu mu gördün? Bu durumda rüyanın hayırlı olmasını bekleyemeyeceğiz herhalde anne. 7:30'da bir kadın geldi, 3 tane birden aldı. Aa, ne yapıyorsun ayol dedim. Fatma söyledi, çok güzelmiş, bitmeden mutlaka al dedi. Babacığım onunla ilgili ben bir şey... Aman yıkın gitsin Allah aşkına. Hanım eski evler, 3 aydır ben bu mahalleye ısınamadım. Bir AVM'si bile yok ya. Ben bir şey sağ... Canım hiçbir şey yemedim. Merhaba Füsun Demirel, programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Çok güzel bir VTR. Sizin 40 yıllık sanat hayatınıza dair böyle bir çırpıda geçiyor ama aslında dile kolay 40 sene nasıl bir sanat hayatı var? Bunların hepsini konuşacağız. Pandemi süreci nasıl geçiyor? Önce onu sormak istiyorum. Vallahi çok kolay geçmiyor Merve. Aslında ilk 3 ay Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar olan süreç kapandık ve hani biraz bu duruma alışmaya çalışmıştık ama hani nasıl olsa gelip geçici bir şey diye bakıyorduk. Morallerimiz yüksekti. Bu tekrar kapanma hikayesi bizi aslında psikolojik olarak biraz çökertmiş durumda. Kolay değil tabii. İkizlerim var biliyorsunuz. 7. sınıfa gidiyorlar. Evden online eğitim görüyorlar. Bütün hayatımız böyle geçiyor yani evde. Online eğitime destek oluyoruz. Çok zor gerçekten. Bir yandan arada bana işler de geliyor. Gidiyorum işte setlere. Ama hep bir kaygıyla gidiyorum açıkçası. Yani bilmiyorum hep birlikte nasıl atlatacağız biz bu süreci. Tiyatrolar hele nasıl dayanacak? Sizce bundan sonra tiyatroları ne bekliyor? Valla hepimiz kapattık biliyorsunuz. Perdeler kapandı. Evet. Şimdi dijital denemeler var. Birkaç tiyatro başladı. Artık gerçekten dijitale dönüyoruz hepimiz. Bunu deneyeceğiz bu sefer de. Yani ama yani şöyle bir sıkıntı var. Özellikle bizim Tiyatro 11 olarak yaptığımız işte Dario Fo komedileri aslında çok interaktif oyunlar. Yani seyircinin reaksiyonunu alarak coşan, oyuncuyu coşturan oyunlar yani.
Yani ben o reaksiyonu almadığım zaman mesela karşımda hiçbir şey yoksa eğer, bir tek ses bile çıkmıyorsa kötü hissediyorum yani sahnede. Evet. Hakikaten beni etkiliyor. Aslında tiyatronun da en büyük özelliği bu, yani seyirciyle sahne arasındaki o ilişki biçimi. Bundan çok ciddi şekilde yoksun kaldık şu anda. Yani aslında hayatta kalabilmek için diyebilirim ki dijitale döneceğiz. Ama hani gerçekten o tiyatronun hazzı, zevki, doyumu olamayacak. Yani evet, sahne sanatları bana yani bence seyirci ve sanatçının aynı havayı solumasıyla zevki çıkarılan bir şey. Fakat şöyle bir şey oldu pandemi başından beri, artık insanlar çaba göstermeden, kıyafetlerini değiştirmeden veya bir yerden bir yere gitmek için vakit harcamadan sanatı online olarak bulmaya başladılar. Tabii ki bu sahneyle sahnede izleyerek alınan zevkle eşdeğer bir şey değil, ama biraz artık şu sorunsal bence başlayacak diye düşünüyorum. İnsanlar sanatçının emeğini yani hakkını vermeden, gerekli bedelini ödemeden almaya başladılar. Bu acaba pandemi sonrası bir sorun olarak karşımıza çıkar mı? Ben tabii ileriyi öngöremiyorum. Yani galiba hiçbirimiz bunu öngöremiyoruz. Nelerle karşılaşacağız? Pandemi tamamen bittikten sonra sadece yani sahne sanatlarıyla ilgili değil mesele aslında. Yani topyekün aslında hayatlarımızın içinde neler değişecek? Nasıl alışkanlıklar edinmiş olacağız ve sonra nasıl normale tekrar döneceğiz, eski hayatlarımıza, ya da dönmek isteyecek miyiz? Gerçekten artık dijitale, internete tamamen bağımlı insanlar haline geldik. 7 yaşından 70 yaşına kadar. Evet. Her şeyimizi oradan yani ihtiyaçlarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Aslında hiç de normal değil bu yani, gerçekten. Ama bilmiyorum, gerçekten öngöremiyorum. Yani neyin nasıl olacağını hiçbir şekilde bilemiyoruz. Güzel şeyler düşünelim. Tiyatro dedik, siz okullu bir oyuncusunuz. Başa dönmek istiyorum. İlk ne zaman tiyatro sevgisi sizde başladı? Nasıl tiyatroya girdiniz? Bunu dinlemek istiyoruz. Ben İzmir'de okudum. Orta öğretimimi orada tamamladım ve İzmir Kız Lisesi'nde öğrenciyken, lise 2. sınıftaydım. İzmir Sinema ve Kültür Derneği'ne girdim kursiyer olarak. Orada tiyatro kurslarına başladım. 2 yıl yani lise 2 ve lise 3, tabii liseyi bitirene kadar o kurslarda devam ettim tiyatroya ve tiyatroyu aslında ilk orada öğrendim. Tabii daha sonra lise bittikten sonra da artık oyunculuğu meslek edinmeye karar verdiğimde işte bunun yollarını aradım. Konservatuvar sınavına girdim. Olmadı ve sonra hayat beni İtalya'ya götürdü. Orada eğitimimi tamamladım. Peki İtalya'da tiyatro, yani siz gerçi bu sağ sol çatışmalarının üniversitelerde çok yoğun olduğu bir dönemde İtalya'da eğitim aldınız. İtalya'ya gitmenizin bir sebebi de bu mu, oldu mu ailenizin göndermesi? Ve İtalya'da tiyatro eğitimi size Türkiye'de alacağınızdan nasıl bir farklı bir formasyon kattı? Aslında ben işte Ankara Devlet Konservatuvarı'nda giremediğim için çok da üzüntü duydum bu kayıptan dolayı ve her şekilde ne olursa olsun oyunculuk yapacağım diye kendi kendime söz verdim. İtalya'ya gitme sebebim, orayı zaten abim biliyordu, İtalya'yı, orada yaşamıştı ve çok ekonomikti o yıllarda. Yani ben eğer İzmir'den kalkıp Ankara Devlet Konservatuvarı'na da gitseydim, ailemin karşılayacağı bütçe, hani İtalya'daki eğitimimi aynı şey, onu karşılıyordu ve bir tek hani İtalya-Türkiye arası uçak bileti ekstra olarak ödenecekti gibi bir hesap yapılmıştı ailede. Hani oturup öyle bir hesap yaptılar. Ucuzdu yani, İtalya'da eğitim görmek o yıllarda çok ucuzdu.
Onun için de aslında hep birlikte oturulup hani İtalya olsun diye karar verildi. O şekilde gittim. Aileniz demek ki destekledi sizi bu kararınızda. Çünkü genelde... Aslında evet evet kesinlikle. Yani abim ön ayak oldu. O fikir oradan çıktı. Annem ve babam da çok desteklediler. Evet hasretlik olacak ama hani işte... Evet. Füsun iyi bir eğitim alsın. Aslında tiyatro okumak üzere gitmedim. Yani ben bir eğitim alayım ama onun kararını ben verecektim tabii. Çünkü öncelikle İtalyanca öğrenmem gerekiyordu. Hani ilk adım dili öğrenecektim. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Önce İtalya'daki Perugia yabancılar için dil üniversitesi diye bir üniversite vardı. Önce oraya gittim zaten. Bir yıl o üniversitede öğrenim gördüm. Önce İtalyanca dile çok hakim oldum tabii oradaki eğitim. Çünkü günde 8 saat sabahtan akşama kadar sadece dil üzerine eğitim görüyorsunuz. Haftanın 5 günü. Dolayısıyla hani çok böyle sıkı bir eğitimdi dil üzerine. Önce oydu hedefimiz tabii yani ama ondan sonra bir üniversite seçme noktasında aklım fikrim tiyatrodaydı benim ama hani hiç düşünemiyordum ben İtalya'da nasıl tiyatro eğitimi alırım. Evet. Sanatla ilgili bir okul aradım açıkçası yani tiyatroya oyunculuğa en yakın ne olabilir diye Güzel Sanatlar Fakültesini buldum. Sahne dekorları bölümüne falan kaydımı yaptırdım önce. Fakat araya sonunda bu mezun oldum, okulu buldum Roma'da. Aslında bizim konservatuvarın karşılığı diyebilirim. Çünkü Stanislavski yöntemiyle klasik oyunculuk eğitimi veren 3 yıllık devlet okulu, ulusal bir akademi. Fakat şöyle diyebilirim, iyi ki o okulda okumuşum, iyi ki işte İtalya'ya gitmişim. Yani son derece şansım yaver gitmiş de ben oralarda okumuşum diye düşündüm. Çünkü karşılaştırma yaptığım zaman o yıllarda, şimdi hiç bilmiyorum ama gerçekten konservatuar bana... inanılmaz şeyler kattı. Ne kattı? Bir sahne insanının aslında öncelikle kendisiyle barışık olması gerektiğini, bedeniyle barışık olması gerektiğini, kendini ve bedenini sevmesi gerektiği konusunda müthiş mesajlar verdi. Ve oradaki ilişkiler, öğretmenlerle olan ilişkiler, sınıftaki arkadaşlarla olan ilişkiler, bütün o çalışmalar bana müthiş bir özgüven kazandırdı gerçekten. O nedenle diyebilirim ki İtalya tek başıma baş etmek zorunda olduğum o yıllar, aşağı yukarı 18 yaşında gittim işte. Hatta öğrencilik yaparken sürekli olarak da hani bir yandan babamın yolladığı belli miktardaki bir para yetmemeye başladığında ihtiyaçlarımı, çünkü ihtiyaçlar çoğalıyor giderek yani. Evet, evet. Daha çok kitap okumak istiyorsunuz. Daha fazla bir şeyler, bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Yani öğrencinin ihtiyaçları her yıl daha da fazlalaşıyor. Dolayısıyla ben ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için mesela sokakta iş portacılık yaptım yıllarca. Bebek bakıcılığı en fazla yaptım. Çok çocuk baktım orada. Pazara çıkıyordum, ikinci el pazarına. Mutfaklarda çalışıyordum, bulaşık yıkıyordum, temizlik işi bile yaptım. Yani öğrenci olarak bütün bu işleri yaptım ve bu yaşam aslında yaptığım bütün bu işler akademideki eğitim kadar bana hem yaşama dair hem de oyunculuğuma inanılmaz şeyler kattı. Yani zenginleştirdi beni. Ve özgüveni çok yüksek bir insan olarak ben İtalya'da okulu bitirdiğimde çok genç yaşta ama özgüveni çok yüksek bir gençtim yani. Evet, peki ilk tiyatro oyununuzu ne zaman ve ne vesileyle oynadınız?
Ben okul bittikten sonra, akademi bittikten sonra aslında ilk durağım, kapısını çaldığım ilk kişi Giorgio Strehler oldu. Strehler Avrupa'da özellikle Brecht oyunlarıyla, Brecht yorumlarıyla çok ünlü, politik tiyatro yapan, epik tiyatro yapan bir yönetmendi. Piccolo Teatro onun var ettiği kurum. Ben Piccolo'ya gittim, yani Strehler'e müracaat ettim. Çünkü aslında evet, benim gerçekten tek hedefim politik tiyatro yapmaktı. Çünkü benim çok üzgünüm aslında, parantez içi, hani Ankara Sanat Tiyatrosu'nun başına gelenler kapandı. Evet. Üzülüyoruz. Çünkü benim örnek aldığım mesela Ankara Sanat Tiyatrosu'ydu küçücük yaşlardan itibaren. Yani evet, ortaokulda, lisede hep turneye gelirlerdi İzmir'e ve onları izlerdim. Ankara Sanat Tiyatrosu, işte İstanbul Birlik Sahnesi, Vasıf Öngören, bunlar benim idollerimdi ve onun için ben hep politik tiyatro yapmak istedim ve şeyde, amatör kursta da tanıdığım ilk yazar Bertolt Brecht ve Kafkas Tebeşir Dairesi. Dolayısıyla benim böyle kalbime attıran tek şey politik tiyatroydu. Onun için Strehler'e gittim. Kabul etmesine rağmen Almanya'da, Berlin'de 12 Eylül sonrası Türkiye'den Berlin'e yerleşmiş Vasıf Öngören, o sırada onun haberini aldım ve aslında o benim için çok büyük heyecandı. Vasıf abinin direkt yanına gittim, yani şeyden, Milano'dan Berlin'e gittim ve Vasıf abiye ben seninle çalışmak istiyorum dedim. Bayağı bir uzun bekleyişim oldu, bir aşağı yukarı 6 evet, ay falan. Gene ben o 6 ay beklerken gene bulaşıkçılık ve temizlik işleri falan yaptım. Fakat sonunda Berlin'de Vasıf abi Berlin Kolektif Teatr kurdu. Birlik Sahnesi'nin Almanya versiyonu. Sene 1980-1981, tam darbenin hemen sonrası, evet, yani oluyor bütün bunlar. Tiyatro kurulduktan sonra da Zengin Mutfağı oyununun provalarına girdim. Benim ilk profesyonel oyunum, profesyonel olarak ilk sahneye adım attığım oyun Zengin Mutfağı oldu. Ne büyük şans ki aslında, hani hayallerim ile başladım, yani epik tiyatro, Vasıf evet, abi, Zengin evet, Mutfağı. Önemli bir isim. Siz Türkiye'ye geldikten sonra da çok, hani çoğu tiyatrocu için okul sayılabilecek yerlerde, Dostlar Tiyatrosu, Dormen, Çevre Tiyatrosu'nda evet, ve Devekuşu Kabare gibi bir sürü önemli okul tiyatrolarını çalıştınız, oynadınız. Sinema peki, sinema serüveniniz nasıl başladı? Sinema 1984 yılında başladı. Atıf Yılmaz, Deniz Türkali ve bir dolu sanatçının içinde buldum ben kendimi İtalya'dan, Almanya'dan döndüğümde. Böyle işte dost meclislerinde tanıştık. Benim yurt dışındaki eğitimimi öğrendikten sonra Atıf Yılmaz, tam da ben bir filme başlıyorum, böyle bir rol var dedi, senle çalışalım dedi rahmetli. Sinemayı hiç tanımıyorum, bilmiyorum dedim nasıl bir şey olduğunu. Yani aslında hani biraz da ürktüm, bilmediğim bir şeyin içine nasıl var olacağım. Kamera arkasında bir görev daha talep ettim, istedim. Sinemayı tam anlamıyla, mutfağını öğreneyim. Bir yandan hani rolümü oynarken ama arkada neler dönüyor, nasıl oluyor bu iş, onu bileyim dedim. Bana asistanlık da verdi. Üçüncü asistanıydım, bir yudum sevgide. Hem asistanlık yaptım hem rolümü oynadım. Ve işte benim sinema başlangıcım 1984 bir yudum sevgi oldu. Siz Atıf Yılmaz'la daha sonra yanılmıyorsam 7 projede
birlikte çalıştınız. Hatta son filmi... 8 ya da 9 da olabilir. Ben şeyi karıştırıyorum. Müjdelerle. Müjdeyle ve Atif abiyle en uzun soluklu çalıştığım iki sanatçı. Birisiyle bir fazladan çalıştım. Galiba Müjdeyle bir fazla. Evet, Atif abiyle 8, Müjdeyle 9 olabilir. Çünkü Müjdeyle ben şeyde de çalıştım. Neydi o filmin adı? Unutuyorum. Yani 70'in üstüne şu anda filmin olduğu çok, için evet, ayıp söylemesi. Çok sayıda filminiz var. Ve baktığımız zaman hep Türkiye sinemasında biraz da 80'lerden sonraki kült filmlerde oynamışsınız. Hepsi çok böyle başarılı filmler. Hani Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani iyi yönetmenlerle, oyuncularla çalışmışsınız. Yeşilçam, yani Yeşilçam'ı biz 70'li yıllar diye değerlendirirsek, ama 80'lerde ben Yeşilçam'a dokunmuş oldum. Çünkü Yeşilçam geleneği henüz devam ediyordu biz başladığımız yıllarda. Dolayısıyla ne büyük şans ki ben de bu ilişkileri yaşamış oldum ve en çok tabii 80'li yıllarda üst üste iş yapmaya başladık. Sinema o zaman halen çok fazla çekiliyordu. Tek kamerayla ve sessiz kamera, tabii biliyorsunuz o zaman öyle çekiyorduk. 80'lerin ortasında video girdi hayatımıza ve biz video filmleri çekmeye başladık. Şimdiki, şu anki dizileri düşünün. Hani böyle bir haftada bir film bitiriyorduk biz. Hani çok ticari amaçlı işlerdi aslında video filmleri. Uzun zaman hem sanat filmleri, sinema filmleri, hem video filmleri çektik. 80'lerin neredeyse sonunda özel kanallar başladı. Çünkü 80'ler sadece TRT ile biz iş yaptık. TRT'nin dizilerinde ya da TRT filmlerinde rol aldık. Ama 88 galiba, tam hatırlayamıyorum, Star ilk açıldı. Tele 10 diye bir kanalı vardı. Star'ın, yani ek kanal gibi diyelim, yedek kanal. Daha çok film ve dizi kanalı. Orada bir Belkıs Hanım'ın Konağı diye bir diziyle, o uzun dizi serüveni işte 26 bölümde, yanlış hatırlamıyorsam, öyle başladı. Ve 91'de ATV, Kanal D, arka arkaya 91-93 falan, bütün bu özel kanallar açıldığında onların ilk dizilerinde ben rol aldım. Böyle de bir ilginç bir durum yani. Sinema ve dizilerle zaten geniş kitlelere ulaşma imkanı buluyor oyuncular. Sizin için de böyle çok geniş kitlelere tanınmanız, sinemaya başlamanızla ve dizilerle, yüksek reyting alan dizilerle gerçekleşiyor. Ama sizin oyunlarınız da çok kişiyle buluşuyor. Mesela son yıllarda Aşk Dersleri de çok izleyiciyle buluştu. Bunun sırrı neydi? Biraz kadınlar tarafından sevilen bir oyun oldu. Evet, Aşk Dersleri 4 yıl boyunca devam etti. Ve yaklaşık 37 bin kişi diye biz hesapladık seyirci. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda seyirciye ulaştık. Bunun sırrı aslında hiç dokunulmayan, konuşulmayan, tabu dediğimiz meselelere el attı Aşk Dersleri. Tabii bunun sırrı ve büyüsü iki ustamdan geliyor. Yani Dario Fo'dan ve Franca Rame'den geliyor öncelikle. Çok uzun yıllar alan bir uyarlama süreci geçti. Türkiye'ye uyarladım ben oyunu. Fakat tabii hani uyarlanmayan da bir sürü yerler vardı. Kadın meselesinde son derece evrensel olan temel sorunlar vardı. Cinselliği anlatıyordu Aşk Dersleri aslında. Yani tabu dediğimiz o cinsellik meselesini anlatıyordu. Ve aslında kadınların eşleriyle, partnerleriyle konuşamadığı,
jinekoloğuyla konuşamadığı, psikoloğuyla konuşamadığı, kadınların kendi arasında bile hani dertleşemediği çok temel meseleleri sahneden ben anlatmaya başladım. Bir anlatıcıydım aslında oyunda ve ara oyunlarımız vardı. Yani hikayeleri desteklemek için ara oyunlar koymuştuk. Ve Türkiye'ye uyarlama sebeplerimden birisi de özellikle Türkiye'de kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün ve kadın cinayetlerinin oyunun başladığı yıllarda da çok yoğun yaşanıyordu. Şimdi düşünürsek tabii meğerse ne kadar azmış diyorum. Özellikle bunları oyuna dahil ettik ve her gösteri Türkiye'de ne kadar kadın cinayeti oldu bayağı istatistikli rakamlarla bunları tekrar tekrar sahneden anlatıyordum. Ve mesela işte aileden ve kadından sorumlu bir bakanlık vardı. O bakanlığın mesela Ensar Vakfı olmuştu. Bütün bunları o bakanların ve iktidarın bu meselelere yaklaşımını eleştiriyorduk. Bunlara dokunuyorduk. Ciddi şekilde eleştiri getiriyorduk. Bütün bunları niye yapıyorduk aşk derslerinde? Aslında her gün televizyonlardan belki duyuyoruz ya da gazeteden okuyoruz veya sosyal medyadan izliyoruz bunları. Yani artı neden ben bunları söylüyordum? Yani biletini alıp gelip bir oyun izlemek isteyen seyirci aslında bunu sahneden sanatçıdan duyduğunda ve orada diyelim ki 200 kişi oyun izliyor hep birlikte. Yani öyle bir bellek tazelemesi oluyor ki o sırada, yani geriye dönük öyle çok şeyleri hatırlamaya başlıyoruz ki hep birlikte. Yani o akşam kalkıp gittiğinde hakikaten onun üzerine ciddi şekilde düşünmeye başlıyor ve benim de yani yapmak istediğim zaten buydu. Her seferinde seyircilere, insanlara bunu hatırlatmak ve o zaman ben üstüme düşen nedir, ne yapıyorum, ne yapmam gerekiyor sordurmak. Yani bir şeye davet ediyorsunuz yani aslında gelen insanları sonuçta bu meselelerle ilgili biraz sorumluluğa davet etmek gibi bir şey. Biraz böyle bir misyon oyunuydu aşk dersleri. Tecavüz oyunumuzla bitiriyorduk her seferinde. Frank Arame'nin 1974 yılında kendi başına gelen siyasi düşüncelerinden dolayı İtalyan Derin Devleti'nin gerçekleştirdiği bir olayı sahneye taşımıştı Frank'a tecavüz oyunuyla. Biz de her akşam tecavüzü seyircilerle paylaşıyorduk ve çok etkileniyordu insanlar. Çoğu zaman arada izleyemeyip kalkıp giden kadın seyircilerimiz oluyordu. Sonra kulise gelip bize sarılıp ağlayan ve başına gelen hikayeleri bizimle paylaşan seyircilerimiz oluyordu. Ben aşk derslerinde o kadar çok şeye tanık olduk ki seyircilerden gelen bu acı dramlar, hikayeler. Yani başlı başına bunlardan bile bir oyun yapılabilir diye düşündüm sonunda. Ne kadar çok şeyler yaşıyor kadınlar bu toplumda ve bunları içinde taşıyorlar. Ancak bir oyunla, bir oyunu izlediğinde bu dışa vurabiliyor. Böyle bir oyundu. Keşke imkan olsa, ben aşk derslerini asla bitmiş olarak kabul etmiyorum. Fakat cinsellikten söz ettiğimiz için son derecede bilimsel ayrıca anlattığımız başlıklar, gene de inanın ne kadar aydın, ne kadar böyle ilerici, demokrat insanlar olsalar da anlattığım başlıklar
herkes tarafından kolaylıkla izlenemiyor, kabul görmüyor. Yani ne bileyim, bazen bir diyelim ki CHP belediyesi, zaten hani bir AKP için söz konusu bile değil de CHP belediyesi oyunu almak istese, yani ben teklif ettiğimde, hepsi için demiyorum çünkü bazı CHP belediyeleri gerçekten destekledi. Kadıköy, Maltepe, İzmir, Ankara, Çankaya Belediyesi, yani böyle sayısız, ben size şimdi söyleyebilirim ama bazı belediyelerde de hani aşk dersleri, cinsellik deyince böyle bir geri durdular. Yani herkes aynı şeyde, esneklikte ve açıklıkta karşılayamıyor açıkçası. Aslında tek derdim de bu. Yani herkes de bu tabuları sarsmak, kırmak, tabuları tartışmak. Biz bunları konuşmalıyız. Artık toplumda bu kadar çok kadına yönelik şiddet varsa, çocuk istismarları bu kadar ciddi boyutlara varıyorsa, 13 yaşında kız çocukları evlendiriliyorsa, bizim topyekün, yani temelden bu cinsellik meselesini konuşmamız lazım. Her şeyi bir yana bırakıyorum ama yani o kadar artık din odaklı yönetiliyoruz ki nereden biz bunu kıracağız ve yani aşacağız çocuklarımız için. Onun için ben aşk derslerini çok fazla önemsiyorum. Hatta ben belediyelere şu tekliflerde bile bulundum. Yani gerçekten hiçbir karşılığı olmadan, sadece bir misyoner gibi mahallelere gidelim. Varoşlarda, mahallelerde her kesimden kadınlarla buluşalım. Eskiden mesela şöyle şeyler oluyordu. Hekimler veya işte görevli gönüllü hemşireler veya işte sivil toplum kurumlarından insanlar gidip mesela diyelim ki kadınlara doğum kontrolünü anlatıyorlardı. İşte spiral ya da işte prezervatif hediye ediyorlardı, atıyorum. Hani böyle böyle 90'lı yıllarda biz bunları yaşadık. Şimdi bütün bunlar kalktığı için artık, yani hepsi tabu ve yasak. Hani hiç olmazsa ben bir sanatçı olarak mahallelerde kadınlara gideyim ve bütün bunları aslında anlatayım falan diye çok, yani tekliflerde de bulundum açıkçası. Aslında aslında tabularla dayalı bir, çevrili bir toplumda yaşıyoruz. Özellikle kadınlara dair tabular, cinsellik tabusu, bekaret tabusu, namus adı altında birçok cinayete kapı açan tabular bunlar. Diğer bir tabu ise beden tabusu. Beden ölçüleri de aynı şekilde artık tabu haline geldi. Toplum, tüketim kültürü ideal kadın ölçülerini kadınlara dayatıyor. Sizin bununla ilgili olarak çok önemli bir eleştiriniz var. Şişman Güzeldir oyununda. Bu biraz bu oyundan bahsedelim lütfen. Evet. Merve, aşk derslerinden sonra yine gerçekten tabulara dokunmak istedim ve ben de aslında bir kadın olarak, yani ideal beden sahibi olmadığım için, toplumun dayattığı ideal bedene sahip olmadığım için bu tür baskılara muhakkak maruz kaldım. Dolayısıyla aslında hep o kendi çektiğim baskılar, sıkıntılar, hepsini sahnede böyle bir içimi boşaltayım istedim açıkçası. Ve Şişman Güzeldir ve ben, Füsun, müthiş bir buluşma oldu aslında. Yani orada sözünü ettiğim bir sürü şey benden hikayeler. Gene bu bir uyarlama. Mert Küçülmez bu kez ekibimizden Mert Küçülmez uyarladı. Ama hani kendi çocukluğumdan, gençliğimden, annemle olan serüvenlerimden falan da oyunda onlara da yer ayırdık. Şişman Güzeldir. Evet, toplumun, sistemin aslında, kapitalist sistemin bir dayatması bu, beden dayatması. Peki neden dayatması var sizce?
beden dayatması ve özellikle sistemde kadınlar tabii buna maruz kalıyorlar. Sistemin içinde eğer sen ideal bedene sahip değilsen örneğin pek çok iş yerinde yani belki dışlanıyorsun. Belki o işe alınmaya da biliyorsun. Ya iş ne olur, sektör ne olursa olsun. Yani bu hiçbir şekilde fark etmiyor. Mesela ben şeyden yola çıktım. İşte oyunda Matteya'nın kızı Anna bir AVM çalışanı. Özellikle AVM yani bu tür sektörlerde çalışan kadınlar, genç kadınlar birer vitrin gibi ele alınıyor ve oyunu uyarlarken bir yerlerde okudum, korkunç geldi bana. AVM çalışanları dayatılan şöyle bir şey var. Mesela bir kere zaten çok ince olmaları gerekiyor. Daracık pantolonlar ya da dar mini etekler giymeleri gerekiyor. Yani o beden bir kere hani bir vitrin konumunda. Mutlaka saçları fönlü olacak ve mutlaka dayatılan kırmızı ruj sürülecek ve ince topuklu ayakkabı giyilecek. Düşünebiliyor musunuz? 12 saat yaklaşık AVM'de ayakta bu kadınlar çalışıyorlar. Satış elemanı olarak veya satış sorumlusu veya işte her neyse. Ama ne kadar korkunç koşullar bana göre bunlar. Yani bu dayatılan. Ben hani bu örneği biz uyguladık şeyde oyunda kızım Anna ya böyle bir şey yaptık yani bir AVM çalışanı yaptık ve bu dayatmayı yani kullandık işte ne yazık ki gerçekten kadınları hiç rahat evet. bırakmıyorlar ve bunun üzerine tabii ki bir sektör oluşmuş. Yani yıllardır böyle bedenini zayıflatmak söylem için. Altında yatırım evet. yapmasını aslında amaçlıyorlar. İşte aynen, kozmetik, aynen. Bunun spor. Bunun için ilaçlar, evet. Zayıflama ile ilgili bütün işte gıda sektörü oluşmuş. Evet. Sonunda yani oyundaki en büyük eleştiri şu aslında gelinen nokta bana göre vahşi. Gerçi bunu yaptıranlar pek çoğu memnun ama ben ideolojik olarak vahşi görüyorum. Mideyi küçültüyorlar. İşte evet. mideyi alıyorlar. Ya organlarımızı artık kaybediyoruz beden takıntısı uğruna. Son okuduğum şey onu da oyuna kattım. Mideye botoks yapılıyor. Midedeki bütün sinirleri felç ediyorlar. Bunlar bana çok vahşi, çok korkutucu geliyor. Çünkü bütün bunlar yapılırken bunun 10 yıl sonra o bedende nasıl bir reaksiyon vereceği, neye dönüşeceği konusunda hiç kimse bilimsel olarak bunun cevabını veremiyor. Dolayısıyla insan bedenleriyle artık sadece para için o kadar korkunç oynamaya başladılar ki. Yani bu bende müthiş bir kaygı yarattı. Dolayısıyla insanlara sağlık için ideal beden olmak güzel ama eğer böyle bir dert yoksa sadece bu bedeni bir vitrin olarak dayatıyorlarsa evet. sistem buna karşı kadınların direnmesi gerektiğini, bedenini bir kere sevmesi gerektiğini, kendisiyle barışık olması gerektiğini içeren mesajlar veriyorum Şişman Güzeldir de. Harika bir şey yaşadım Ankara'da, Ankara turnesinde. Bir grup kadın gelmişti. Bunlar böyle bir midelerini küçülttüren kadınlar orada. Aşağı yukarı 8-10 kadındı. Dernekleşmişler öyle yani işte buluşuyorlar hani ameliyat sonrası veya öncesi konuşuyorlar bütün bu meseleleri. İşte biz midelerimizi küçülttürmüştük dediler falan ama oyunda çok eğlendik bilmem ne. Böyle kuliste sohbetliyoruz. Bir tanesi vardı. O dedi ki ben henüz yaptırmadım. Sıradayım. Yani adayım ama kesinlikle vazgeçtim. Vazgeçtim dedi. Şimdi oyunda bizim karakterimiz Matteya
özgürleşip Küba'ya gidiyor. Ben de Küba'ya bilet alacağım dedi. Boynuna sarılmıştım. Dedim ki ne güzel bir şey. Bunu başardıysak ne mutlu bize. Kadınlar aslında bu sahayı daha çocuk yaşlarında geliştiriyorlar. Çünkü sürekli toplumla nasıl konuşacaklarını, nasıl güleceklerini, nasıl giyineceklerini, bedenlerini örtüş biçimlerine kadar bir tedrisattan geçiyorlar. Ve böylece aslında sürekli kendilerini seyreden bir pozisyonda oluyorlar. Bu seyir, kendilerini seyreden pozisyonda olmak da bir yerden sonra nasıl görünüyorum, görünüşüm nasıl, özellikle bir erkek gözüyle nasılım, sürekli bunu kollamaya sebep oluyor. Ben biraz bu tüketim kültürünün hayatı ideal bedel ölçülerini insanların bu kadar içselleştirmesini ve acıya bu ideal beden ölçülerine sahip olmak için acıya bu kadar dayanmalarını, acı çekmelerini, fedakarlık yapmalarını biraz buna bağlıyorum. Biraz önce söylediğiniz AVM çalışanları, sadece AVM çalışanları değil, plazada çalışanlar, işte kurumsal hayattakiler birçok ayrımcılığa maruz kalıyorlar görüntülerin ötürü. İşe alım sürecinden terfi sürecine kadar bir süreçte. Bir dönemde sürekli görünüşlerine dikkat etmek zorunda kalıyorlar. Belki yazılı veya sözlü bir ihtar şeklinde değil ama bir baskı üzerlerinde her zaman hissediyorlar. Peki siz yılların oyuncususunuz. Özellikle son dönemde genç kadın oyuncular üzerine bilhassa böyle bir baskı görüyor musunuz? Çünkü arada böyle söylemler çıkıyor. İşte vücudumuzdan veya fiziğimizden ötürü rol alamıyoruz diye genç oyunculardan duyuyoruz. Sizin gözleminiz nasıl bu yönde? Kesinlikle böyle. Dayatma zannedersem giderek daha da sertleşti. Neden? Çünkü artık çok sayıda genç oyuncu var. Evet. Yani bizim dönemimizde daha şeydi, sayı azdı. Yani biz ben şanslı bir oyuncuyum çünkü 80'lerde sinemaya girdiğimde yani benim yaş kuşağım daha az sayıdaydık biz. Belki de onun için yani hani çok fazla böyle hani bizim zamanımızda böyle auditionlar bilmem ne öyle şeyler asla yoktu zaten yani. Hiçbir şekilde öyle bir hani seçilmek diye bir şey söz konusu değildi. Yani senin bir işini gördüğünde yönetmen uygunsa kast olarak yani çağırıyordu zaten. Şimdi bu mesleğe o kadar fazla talep var ki arttı yani çok fazla. Dolayısıyla şimdi bakıyorum ben hepsi çok güzel. Genç kız kadınların ve genç erkeklerin yani hepsi böyle fabrikadan çıkma yani Barbie gibi evet. Tek tip böyle hepsi çok tek tip artık bir karakter değiller yani birbirinin çok benzeri ben zaten hepsini karıştırıyorum yani mümkün değil benim beynim onları evet. Ayırt edemiyor algılayamıyor. Ve zaten o kadar çabuk tüketiliyorlar ki ne yazık ki bu genç oyuncular birkaç dizi ondan sonra daha genç, daha taze, daha güzeller geliyor ve onlar kullanılmaya başlanıyor. Açıkça bunu söylüyorum kullanılmak evet. Kelimesini kullanılıyorlar. Hani çok yazık ama çok korkunç, vahşi bir sektör haline çok, evet, geldi. Çok acımasız özellikle bir sektör olmaya başladı. Televizyon sektörü, evet. Yani öyle bir hale geldi ki çok özellikli, son derece güzel, işte oyunculuk yeteneği de var. Ne diyeyim yani işte bilmem kaç tane dil biliyor, bilmem 5 tane takla atıyor, ters perende atıyor, yüzüyor, uçuyor falan hani böyle özellikle. Evet. Ama seçilmiyor, öbürü seçiliyor. Hani nedir yani buradaki fark? İşte kaşının üzerinde şöyle burada ben vardı onun diyorlar falan. Bu kadar artık evet. Acımasız halde çok, evet. Sektör. Evet, Füsun Demirel. Buyurun. Yok, hayır. Yani şey, bilmiyorum anlatabiliyor muyum derdim evet, ama evet, yani zaten, ben bütün bunları aslında bir kadın çok olarak, üzülüyorum. Aynen, çocukluğumuzdan beri hissettiğimiz ve gözlemlediğimiz bir şey. Bizim de artık programımızın sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum.
Evet, bugün konuğumuz değerli sanatçımız Füsun Demirel'di. Kendisiyle sanat hayatını, tiyatroya nasıl girdiğini, son oyunlarından aşk derslerini ve Şişman Güzeldir'i ve kadın meselesini konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.